değerli kardeşlerim, bugün depremde evleri yıkılan kardeşlerimizin Adana'da yaptırdığımız güvenli konutlarına geçebilmeleri için bir tören düzenledik sabah. 1600 kadar konutu 9-10 ay gibi süre içerisinde bitirdik. Bugün teslimlerini yapıyorduk. Onun töreni için geldik. Sabah hak sahiplerine evlerini dağıttık. Geride kalan kardeşlerimizin de evlerini inşallah Allah'tan bir mani gelmezse bir sene içerisinde teslim edip onların da evlerine çıkmalarını sağlayacağız. Ama burada kira yardımlarımız da evlerine oturuncaya kadar devam edecek. Bundan hiç kimsenin endişesi olmasın inşallah. Burada 950 civarında yerimiz yıkılmış. Sizlerin de malumudur. Bu sayıya yakın bir iş yeri ve konutta yapılıyor. 2 sene gibi bir süre verilmiş. 1 sene kalmış geriye. İnşallah biraz sonra biz müteahhit firmamızla da konuşacağız. Bu süreyi geriye çekip bu senenin sonuna kadar tamamını bitirmek için gayret edeceğiz. İnşallah sizler de huzurlu evlerinize oturacaksınız. Sizler razı oldunuz. Emin olun bu yardımlarınızdan dolayı Allah razı olsun. Belki de hayatınızın en doğru kararını verdiniz. Bekliyoruz. Bakın unutmayın. Bekliyoruz. Üzerinde yaşadığımız bu güzel coğrafya, Anadolu coğrafyası zor bir coğrafya. Zor bir coğrafya. Etrafımıza şöyle bir bakın. Ateş çemberi gibi. Savaşın içinde olmayan, iç çatışması olmayan, her gün bombaların patlamadığı, insanların ölmediği bir tane ülke söyleyin. Yok. Arasında Türkiye, bu Anadolu coğrafyası, bizim ana vatanımız, Allah'a hamdolsun güvenli bir liman. Çok şükür. Allah ağzımızın tadını kaçırmasın. Amin. Kardeşliğimize, göz dikenlere de fırsat vermesin. Amin. Bir taraftan terör örgütleri gelip her gün bir tarafta bir fitne çıkarmak için çabalıyorlar. PKK mı dersiniz? FETÖ mü dersiniz? IŞİD mi dersiniz? DEAŞ mı dersiniz? Bitmiyor ki. Emin olun bunlar içimizden çıkmış saf insanlar gibi gözükebilir ama hepsi dışarıdan destekli. Şimdi Amerika 10 bin kilometre öteden gelip niye bizim sınırımızda oraya konuşlanıyorlar da teröristlere silahlar veriyorlar? Niye milyarlarca dolar harcıyorlar bir düşünsenize. Kardeşliğimize kastetmek için. Bu ülkeyi bölmek için. Ama Allah'a hamdolsun son yıllarda öyle bir mücadele verdik ki o terör örgütleri bir daha açığa çıkamayacaklar. Toprağa gömüldüler, bir daha da canımızı yakamayacaklar. Oralarda güven var, huzur var. Bayrağımız dalgalanıyor elhamdülillah. Ezanımız okunuyor. Çok şükür bundan dolayı da elbette iftihar ediyoruz. Ama bizim konumuzu ilgilendiren meseleye gelecek olursak, deprem meselesi. Değerli kardeşlerim, evet cennet gibi bir vatandayız. Deprem gibi de bir tehlikesi var. Aslında bilim adamlarının dediğine kulak verirsek bu da tehlike değil. Neden? Depremin nerelerde olduğu belli. Fay hatları belli. O deprem olduğunda neler yapmamız gerektiği de belli. İşin özü o depremi bilerek hareket etmek. Ve kötü kötü yerler yapmamak. Akşam başlayıp sabaha biriketten evleri kurup sonra da yıkılınca ah bah deyip dize vurmamak. Her ne yapıyorsak deprem gerçekliğini bilerek yapmak. En son 6 Şubat'ta 2 tane deprem oldu. 9 saat arayla. 3 dakikaya yakın sürdü. Şimdi 3 dakika boyunca şöyle bir şeyin sallandığını düşünün. Kolay mı? Tam 53 bin kardeşimizi kaybettik. Bundan 18 tane il etkilendi. 850 bin bağımsız birim yıkıldı. Dile kolay arkadaşlar, 850 bin. Ve maddi hasar 100 milyar doların üzerinde. Bu işin manevi hasarını ölçecek bir alet zaten icat olmadı. Çünkü evleri teslim ediyoruz. Gidip evlere misafir olup bir çaylarını içiyorum. Bakıyorum ki hepsinin gözü yaşlı. Böyle bir zor gün geçirdik. Ama hamdolsun o acıların üzerine hepimiz ayağa kalktık. Siz hepiniz gerekeni yaptınız, emin olun. Bir de koca koca şehirleri idare ettikleri halde, milyonlarca nüfusu olduğu halde sadece o deprem bölgesine gelip yanında sosyal medyacılarla, basıncılarla resim verip selfie çekip gidenler vardı. Allah onların da iyiliğini versin. Vicdanlarıyla baş başa bırakıyoruz onları. Çünkü onların dertleri insanlara yardım etmek değil.
Onların dertleri belediyecilik değil. Başka bir dünyadalar. İşler rast gelsin. Ne diyelim, onlara da bir şey demiyoruz. Değerli kardeşlerim, ama devlet olarak biz ayaktaydık. Bir senedir gece gündüz demedik. Tatil demedik. Şu anda 390 bin hak sahibi var. 307 bin inşaatımız başladı. 46 bini dağıttık evlerin. Önümüzdeki ay 30 bin daha dağıtacağız. 75 bin. Sene sonuna kadar her ay 10 bin, 15 bin konutu yapıp dağıtmaya devam edeceğiz. Devletimiz ayaktaydı. Allah Cumhurbaşkanımıza uzun ömürler versin. Beni her gördüğünde o işi soruyor. Deprem konutları ne oldu? Hızla yapılıyor mu? Eksik ne kadar kaldı? Dışarıda kim var? Emin olun, gece gündüz birinci işimiz bu. Maliyeden birisi para istese bizim Mehmet Şimşek anında dur diyor. Kepekleri kapatıyor. Hiç kimseye olumlu cevap vermiyor. Haklı. Maliyenin başındakine de o gerekir. Ama ya deprem konutu yapılıyor. Köy konutları yapılıyor. Bize para lazım. Çaresi yok. İnşaat çantiye yarıda kalıyor dediğimizde Mehmet Bey'de hiç itiraz yok. Parayı anında veriyor. O yüzden biz de hızla evlerimizi yaptırmaya çalışıyoruz. Ama hepimiz dua edelim de Allah bizim bu güzel devletimize zeval vermesin. İnşallah bizler bu işleri yaparız. Bunları da yaparız. Onları da yaparız, altından kalkarız. Hiç endişeniz olmasın bu konuda. Bugün zaten söyledim. Konut çıkmayan kardeşlerim, üzülmeyin. Sizlerin de en geç bir sene içerisinde evlerinizi yapıp vereceğiz. Evlerinize oturuncaya kadar da kira yardımını da devam edeceğiz. O yüzden hüzünlenmeyin. Allah'ın izniyle arkanızda devletiniz var, Sayın Cumhurbaşkanımız var diye de ilan ettim. Çok şükür bugün Cumhurbaşkanlığı seçimini atlatarak Türkiye'deki bütün meselelere müdahil olan bir ittifakımız var. Bizim ittifakımız belli, Cumhur İttifakı. Bir tarafta Sayın Cumhurbaşkanımız, bir tarafta Devlet Bey. Siz zaten tanıyorsunuz, ikisini de tanıyorsunuz. Kendi aralarında ellerinden ne geliyorsa, bu ülke için neler yapılabilirse bunu hiç tartışmadan doğru olan neyse ona karar veriyorlar. Bizim ittifakımız yerli bir ittifak. Bu toprakların ittifakı. Bizim ittifakımız milli bir ittifak. Biz tarihimize karşı, insanımıza karşı, medeniyetimize karşı bir sorumluluğumuz olduğuna inanıyoruz ve öyle hareket ediyoruz. Fakat Allah iyiliklerini versin. Eskiden karşımızda bir ittifak vardı. Şimdi herhalde ittifak da kalmadı. Ama seçim öncesini şöyle bir düşünün. Altılı mı? Yedili mi? Dokuzlu mu? Yoksa el altından verdikleri rüşvetlerle onlu mu, on ikili mi olduğu söylenen bir ittifak vardı. Kutsal ittifak diyorlardı. Birbirine benzemezler, bir araya gelmişler. Bir tane dertleri vardı. Recep Tayyip Erdoğan gitsin, ne olursa olsun. Kardeşim, gidince ne olacak Recep Tayyip Erdoğan? Siz ne yapacaksınız? Birbirinize bile benzemiyorsunuz. Hiçbir konuda anlaşamıyorsunuz. Türkiye'ye ne yapacağınız belli değil. Gelecekle ilgili söyleyecekleriniz de yok. Ne yapacaksınız o gitsin de ne olursa olsun diyerek? Ama ne yazık ki böyle bir grup vardı. Şimdi haliyle ittifak dağılınca bütün kirli çarşaflar ortaya döküldü. Ne gizli pazarlıklar varmış biz de anladık. El altından kimlere MİT başkanlığı verilmiş, kimlere İçişleri Başkanlığı verilmiş, onların hepsini gördük. Kendi işlerinde şöyle demeye başladılar. Allah'tan ki bizim adam seçilmemiş. Ya iyi de milletin karşısına çıkıp nasıl vaatlerde bulundunuz? Milleti kandırarak bu ittifaka verip deyip verin deyip neler söylediniz? Ama şimdi onların içindeki milletvekilleri bile diyor ki vallahi biz bu adama vermedik diyorlar Millet İttifakı'nda. Kılıçdaroğlu'na vermedik diyorlar. Öyle bir hale geldi. Onların yaptıkları bir başka numara daha var. O da algı operasyonu. Belediyelerine bir bakın. İstanbul'dan başlayarak Ankara dahil tüm belediyelerine bir bakın. Ciddi bir proje göremezsiniz. Ortada olan algı operasyonlarıdır. Yapıyormuş gibi göstermektir. Sosyal medyada oynayarak, büyük paralar harcayarak kendilerini kahraman ilan etmektir. Gözleri Cumhurbaşkanlığı makamında veyahut da bir partinin genel başkanlığında ama belediye başkanlığı yapıyormuş gibi davranıyorlar. Ve şehirlerinde ne yazık ki problemler gittikçe büyüyor. Gittikçe büyüyor. Değerli kardeşlerim, ben Kayseri'de 21 yıl belediye başkanlığı yaptım. Deli gibi çalıştım, Allah şahit. Gözüm hiçbir başka yerde değildi. Sadece işimdeydi. Ne söz vermişsem onu yaptım. Değerli kardeşlerim, ilk çıktığımızda biz hep şunu söyledik.
hizmet edeceğiz. Hiç kimseyi ayırmayacağız. Mazeretler üretmedik. Şehirlerin altyapısıyla uğraştık, üst yapısıyla uğraştık. Envai çeşit projeler gerçekleştirdik. Ama bizim derdimiz hizmetti. Eser belediyeciliğiydi. Adana'yla kendi Kayseri şehrimi yan yana koyduğum zaman tabi olarak, Cenab-ı Allah'ın yaratışı olarak o kadar fark var ki. Burada iklim avantajı var mı? Var. 12 ay burada iş yapılır mı? Yapılır. İnşaat yapılır mı? Yapılır. Toprakta verim var mı? Var. Envai çeşit ürünü alır mıyız? Alırız. Bizim o tarafta ondan hiçbiri yok. Deniz var mı? Burada var. Güneş var mı? Var. Envai çeşit insan buraya gelip ekmeğinin peşinde diri, canlı koşuyor mu? Koşuyor. Niye o zaman şehrimiz geride kalıyor? Değerli arkadaşlar, sizler inşallah arif insanlarsınız. Bu kısa sohbetten meramımızı anlarsınız. Fatih kardeşim de ve size zamanında sağlık il müdürlüğü yapan Halil hocam da hizmet için burada huzurunuzdalar. Onlara sahip çıkın, arkasında bizler de dağlar gibi duralım ve büyük işler yapalım. Onların emaneti size. Sizin de emanetiniz Allah'a. Hepinizi saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Şu inşaatlarda birebir takip edeceğim. Zamanından önce inşallah bitirip hak sahiplerine teslim edip gelip birinize bir acı kahve ısmarlarsanız onu içeceğim, duanızı alacağım. Allah'a emanet olun efendim. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Sayın Bakanımıza hitaplar için teşekkür ediyoruz. İşte sağlam irade, kocaman yürek. Benim ülkeme böylesi gerek diyoruz. Ak kadrolarımız sizleri sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyorlar.